Güçlerimizi birleştirmemiz sadece zorunluluk değil. Aynı zamanda da buradan bir yeni yolun açılabileceğine dair bir ümit de var. Başarı da insanları bir araya getirir. Geçmişte de yani HDP'nin 5 Haziran seçiminden başlayarak ortaya koyduğu başarı da herkesin bu başarı temelinde birleşmesine, yayına gelmesinde bir kolaylaştırıcı oldu. Bu AKP-MHP rejiminin sona ermesinin başlangıcını yapabilecek bir şeydir, kararlılık gücüdür. Belki biz bu seçimde Cumhurbaşkanı seçemeyeceğiz ama veya mecliste çoğunluğu biz elde edemeyeceğiz ama Emek ve Özgürlük İttifakı bundan sonra gelen rejimin, iktidarın artık mevcudu sürdüremeyeceği konusunda bir teminattır, garantidir, bir güçtür. Beyannameler çözmez, siyaset çözer. Bunun için de bizim seçimlerden çok güçlü çıkmamız lazım. Siyasi partiniz, liderleriniz, sendikalarınız ne söylerse söylesin bu sözün gücü arkasındaki halk örgütlenmesidir. Gücümüzün kaynağı halktır. Halkı örgütleme konusunda eğer bir yetersizliğiniz, yetmezliğiniz varsa sözünüz de zayıf olur. Şimdi uzunca bir süredir hem HDP hem de HDP'nin toplumsal örgütlülükler alanında bir zafiyeti var. Daha ileri gideyim. Bütün Türkiye Sosyalist Hareketi'nin de sahada çalışma, toplumsal örgütlenmelerde kendini var etme konusunda çok ciddi eksikleri var. Bu eksikleri de seçim döneminde, hani rutinin dışında söylüyorum, seçim döneminde bir fırsat bilerek herkesin halkın arasına karışması, halka nüfuz etmeye çalışması bir kazanç olur. Eğer bu yoksa istediğiniz beyannameyi yazın. Hiçbir önemi yok. Bizim sözümüzün arkasında halkın gücü olmalıdır. Düzen partilerinin gücünün, sözünün arkasında devlet var. Sermaye var, başka şeyler var. Bizim sözümüzün arkasında ne devlet gücü var, ne sermaye var, ne uluslararası ittifaklar var. Bizim sözümüzün arkasında sadece halk var. Eğer halkın gücünü örgütleyerek sözümüzün arkasında bulundurabiliyorsak sözümüzü herkes dinler. Anket şirketleri 12-15 diye ölçüyor. Elimiz kolumuz daha serbest olsa 20'leri konuşuyor olurduk şimdi. Dolayısıyla bu bir şeydir, ümit kaynağıdır, bir enerji kaynağıdır, heyecan kaynağıdır. Görüyorum, zaten bir araya giriş bile, Emek Özgürlük İttifakı'nın bir araya getirdiği güçler bile bir enerjinin hissedildiğini ortaya koyuyor. Burada bir enerji var, burada bir yenilik var, bir yol açılıyor. Bunun heyecanını duyuyor insanlar. Hani yüzler olmayacak ama yani 100 kişiden oluşan, 100'ü geçen kişide, hani yüzleri olmaya söylüyorum. Bir şey hedef konmuş. Buraya ulaşılır mı bilmiyorum ama makul bir hedef yani. Emek Özgürlük İttifakı'nın, Yeşil Sol Parti'nin parlamentoya çok ciddi bir güç oluşturacağını, bu fikrin bile, bu hedefin bile toplumu heyecanlandırdığını şimdiden söyleyebiliriz.